Merhabalar, ben Erguvan İnşaat'tan Emre Maraşlı, yönetici ortağım. Erguvan İnşaat ve Demirbaş Yapı ortaklığımızın yeni projesi olan Avlu Kurtköy'ün basın lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, Sefa Demirbaş, ben Demirbaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Lansmanımızın içeriğinde tamamlanan projelerimiz hakkında bilgiler, devam eden projelerimiz hakkında son durum bilgileri, Kurtköy hakkındaki genel bilgilendirme, projemizin lokasyonu Bakü Caddesi'nde kısaca bilgilendirme, Avlu Kurtköy projemizin detayları ve en sonunda sizden gelecek olan soruların yanıtlamasını yapacağız. İlk olarak W Bahçe'den bahsetmek istiyorum. 136 konutluk bir proje, 18.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Mayıs 2012'de inşaatına başlamıştık. Şubat 2014'te de teslimini gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız bu projeden %100 kar elde ettiler. WRoof projemiz yine Kurtköy'ün en önemli caddelerinden birinden yer alıyor. 206 daire 5 ticari birimden oluşuyor. Yaklaşık 12.500 metrekarelik arazi üzerine kurulu. Nisan 2014'te başladık. Aralık 2015'te de teslim etme hedefimiz var. %33'ünü tamamladık. B bloğun kabasını bitirmek üzereyiz. A bloğunda bodrum katlarına çıktık. Lansman fiyatlarımıza göre %50 kazandırdık. Projemizin bitimine doğru daha da kazandırmaya devam edeceğiz. Yaz tatiline girmeden hemen önce Loft Dragos'u tanıtmıştık yine bir lansmanla. 108 konut bir ticari bölümden oluşan bir projeydi. 5000 metrekareye yakın bir arazi üzerinde. Maltepe Dragos Dağı'nın yanında sahil yoluna 2 dakikalık uzaklıkta merkezi konumlu bir projeydi o da. Daha önce işte lansmanını yapmıştık. Bu ay başında inşaatına başladık. Mayıs 2016'da da teslim etmeyi planlıyoruz. Lansman fiyatlarımız hala geçerli. Şu anda %20'lik bir satış yakaladık orada da. %45'lik bir satış yakalayana kadar da lansman fiyatlarımız geçerli olacak. Bunun tanıtımı da, reklam faaliyetleri de Avlu projesiyle birlikte başlayacak. Bu süre zarfında iki ayrı firma olarak bağımsız projelere de imza attık. Örneğin biz Demirbaş Yapı olarak turizm sektörüne el attık. Ucunda Adası'nda, Ayvalık'ta 30 odalı butik bir otel projesi gerçekleştirdik, tasarladık. Bitirdik, 6 ay gibi kısa sürede bitirdik. 2013 senesinde Ocak ayında başladık, Temmuz ayında finişini yaptık. 10 milyon TL'lik bir yatırım bedeli var bu projemizin. Biz de Erguvan İnşaat olarak yine bu süre zarfında Q Bahçe projesini tamamladık. Anahtar teslimlerini yaptık. 98 konutlu, 15.000 metrekare arazi üzerine kurulu. Haziran 2013'te inşaatına başladığımız ve Eylül 2014'te inşaatını bitirdiğimiz, yani 16 ay gibi kısa bir sürede inşaatını bitirebildiğimiz bir proje oldu. Şimdi size biraz Kurtköy'den ve bu lokasyonun öneminden bahsetmek istiyoruz. Kurtköy bölgesi Anadolu yakasının doğu tarafının en planlı ve en nezih bölgesi diyebiliriz. Avrupa yakasındaki müşterilerimiz Kurtköy için Anadolu yakasının Göktürk'ü diye tarif yapmaktalar hatta. Kurtköy bölgesi planlı yapısı, geniş yolları, parkları, hastaneleri, okulları, kolejleri, üniversiteleri ve metro, yüksek hızlı tren gibi ulaşım kanalları ile birlikte Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Gebze, Dilovası gibi İstanbul'un, Anadolu yakasının doğusu dediğimiz bölgenin en planlı ve en nezih bölgesi diyebiliriz. Yani buradaki bu çevre bölgelerde bulunan havalimanı, havacılık bakım onarım merkezi, teknopark, banka merkezleri, limanlar, tersaneler, lojistik tesisler, fabrikalar, şirket merkezleri, şirket operasyon merkezleri gibi tüm tesislerdeki üst düzey yöneticiler için üst düzey yöneticiler bizim hedef kitlemizi oluşturmakta Kurtköy'de. Kurtköy bölgesinde her geçen gün bu saydığımız yerlerden bir talep artışı yaşanırken düşük imar sebebiyle konut arzı talebi karşılayamamakta. Geçen sene taşındığını tahmin ettiğimiz sadece Teknopark'a 2000 beyaz yakalı bulunuyor. Fakat geçen sene tamamlanan konut sayısı, konsept proje konut sayısı 1000 bile değil anahtar teslimi yapılan. Bu durumun da biz kısa vadede ev fiyatlarını ve kira bedellerini Kurtköy'de arttıracağını düşünüyoruz. Ben de çekim merkezlerinden biri olan havalimanından bahsetmek istiyorum.
Arkamda görmüş olduğunuz tabloda 2001 senesinden, biz biraz kapatıyoruz buradan ama, 2001 senesinden 2013 senesine kadar iç hat, dış hat ve toplam yolcu sayılarını gösteren bir tablo hazırladık. Yanında da kısaca bilgiler verdik. Örneğin 1987 yılında İstanbul Teknoloji Parkı olarak planlandı. 1998'de havalimanının temelleri atıldı. 2001'de kullanıma açıldı. 2005'te Pegasus uçmaya başladı. Zaten rakamlardan göreceksiniz, artışlardan belli oluyor. 2009'da yeni terminal binaları tamamlandı. 2012'de Pegasus yeni genel merkezine taşındı. Kurtköy'de genel merkezlerini taşıdılar. 2013'te 18,5 milyonluk bir rakamla kendi rekorlarını kırmış oldular. Aslında çok ciddi bir rakam. Yani 2001'den 2013'e muazzam bir artış. 2013'te Orta Doğu Balkanların en büyük hangarlarına Habom taşındı. Havacılık Bakım Onarım Merkezi. Bu bizim şu anki lansmanını yaptığımız proje sadece 2 dakikalık mesafede. Yine bizim Kurtköy'e yatırım yapma sebeplerimizden biri olan, yani yatırımları devam ettirme sebeplerimizden biri olan Teknopark. Bu Teknopark, Milli Savunma Bakanlığı ile İTO ortak girişimi olarak kuruldu. Yine 1987'deki İTEP projesinden, İleri Teknoloji Parkı projesinden, projesinin içinde. İleri Teknoloji Parkı için 13 milyon metrekare kamulaştırma yapıldı. Bunun içinde havaalanı, Habom ve Teknopark da vardı. 2,5 milyon metrekaresini Teknopark'a ayırdılar. Teknopark içinde havacılık, denizcilik, savunma sanayi, lazer sanayi dediğimiz nanoteknoloji ve sağlık teknolojileri ağırlıklı teknoloji firmaları bulunmakta. Şu ana kadar 86 firma taşındı. General Electric, IBM, Siemens, Boeing, SAP, Roketsan, Orca ve Kale Aero bunlardan bazıları. Şu andaki ilk tamamlanan etaba tahmini 2000 beyaz yakalı taşındığını söylemiştik. 2024'e kadar 30 bin beyaz yakalının geleceğini, 30 bin mühendis ve araştırmacının geleceğini varsayıyor Teknopark yöneticileri de. Yine Teknopark'a mesafemiz, projenin mesafesi sadece 1,5 dakika uzaklıkta. Bakü Caddesi, yani projemizin bulunduğu cadde. Kurtköy'ü anlatmak gerekirse, Kurtköy'ün iki adet girişi bulunuyor. Birisi TEM tarafı girişi, birisi de Kartal E5'ten tarafı, E5'ten gelen bağlantısı. Bu iki bağlantı da Ankara Caddesi'ne bağlanıyor. Bakü Caddesi, Ankara Caddesi'nin Kurtköy'ün girişi diyebileceğimiz noktasından bağlanıyor. Konut için en gözde bölgelerden biri. Ve bu caddenin başka bir önemli özelliği de, görselden tam belli olur mu bilmiyorum fakat fark ettiyseniz cadde çok merkezi olmasına rağmen yeşillik. Görsel bir sene öncesine ait olduğu için bölgede başlayan, bu bölgelerin tamamı proje oldu. Başlayan tüm projeler hem yeni projeler hem de konsept projeler. Bu sebeple biz diyoruz ki en prestijli konut caddesi hem merkeziyeti sebebiyle hem de bütün binaların yeni olması sebebiyle Bakü Caddesi olacaktır diye düşünüyoruz. Böyle. Yeni projemiz olan Avlu Kurtköy'den bahsetmek gerekirse, bizim bütün projelerimizle çalıştığımız gibi yine Mimar Aykut Akın'la bu projede çalıştık. Onun zaten çizgilerini göreceksiniz projede. Birbirini takip ediyor bütün projeleri. 45 milyon TL bir yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz proje. 132 dairelik. Önünde ana caddeye bakan kısmında 1300 metrekarelik bir ticari birim bulunmakta. Yaklaşık 20 bin metrekare, 19 bin metrekare inşaat alanı var. 3 bin metrekarelik yeşil alana sahip. 2014 Aralık ayında inşaatına başlamayı düşünüyoruz. 2016 Aralık'ta da teslimini planlıyoruz. Tabii isminden de belli olduğu gibi avlu konseptinde geliştirdiğimiz bir proje. Tam ortasında avlu yaşamı tasarladık. Site içi manzara ve peyzaja önem veren, güvenliği ve site yaşamını benimseyen bir proje olmuş oldu. Avlu Kurtköy'ün mesafelerini yazdık. Basın bülteninde de olacak. Yani burada göstermek istediğimiz havaalanı, teknopark, Viaport alışveriş merkezi, Atlantis alışveriş merkezi, TEM bağlantı yolları, buraya mesafesi projemizin 2 kilometreyi geçmiyor. Neredeyse yürüme mesafesi. Yüksek hızlı trene 8 kilometre, Formula pistine yine 8 kilometre. Bunları da yayınladık.
Bunun dışında ticari birimden bahsetmek istiyorum. Projemizin ön cephesi, caddeye bakan cephesi 1300 metrekarelik bir ticari birim içeriyor. Ben tabii üstündeyim şu anda ticari birimi. Ticari birimi tasarlarken site içi sakinliği ve güvenliği etkilemeyecek şekilde tasarladık. Tamamen caddeden gelen caddeye yönelik tasarladık. Site avluya herhangi bir müdahalesi veya herhangi bir bakışı yok. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü Kurtköy'de yaşayan insan Kurtköy'ün sakinliği ve nezihliği için, işte az yoğun yapısı için geliyorlar. Ticari onların çok istediği bir şey olmayabiliyor site içlerine hitap eden bir ticari. Bu sebepten ön cepheye bakan bir ticari tasarladık. Projede artık tabii bizim ortaklığın Kurtköy projelerinde, hatta Dragos'taki projesinde de bir klasiği olan biz zemin katları bahçeli olarak o daire sahiplerine kullandırıyoruz. Bu çok hem tutan, sevilen, bizlerin de yaparken hoşumuza giden bir şey. Peyzaj çalışmaları vesaire. Hem avlu içi cephelerde hem avlu dışı cephelerde bahçeleri o dairelerin sahiplerine kullandırıyoruz. Yaklaşık 15 metrekare ile 80 metrekare arasında büyüklükleri değişiyor bu bahçelerin. Balkon son imar planıyla biraz daha yapılması mümkün hale geldi. Tabii hiçbir projemizi de imar planından sonra ihmal etmedik. Bu projede de ihmal etmedik. Özellikle avlu içinde balkonların çok kıymetli, çok nezih, güzel olacağını düşünüyoruz. Yine 7 metrekareye kadar balkon büyüklüğümüz bulunuyor. Burada projeyi tasarlarken sosyal tesislerimizi sürdürülebilir tasarladık. Açık havuzumuz, işte avlu içi peyzajımız, işte onların dışında 4 mevsim kullanılabilecek, yani kışın da çocuk oyun alanı, spor oyun alanları olabilsin diye basket sahasını içeriye aldık. Kapalı alan aldık. Görselde gündüz olduğu için pek belli olmuyor. Görselleri dağıtacağız. Bu basket sahasının yanında iki katlı da bir sosyal tesis var. Alt katı fitness, üst katı kafe. Kafenin bir cephesi avluya bakıyor, bir cephesi de bu oyun alanına bakıyor. Biz böyle daha sürdürülebilir, daha fazla kullanılabilir, İşte kış aylarından da kullanılabilir olacağını düşünerek kapattık sosyal tesislerimizi. En çok aslında bunların dışında en çok merak edilen soru, en son gelecek olan soru, metrekare birim fiyatı. Metrekare brüt net metrekareleri. Kaç adet konut tipi var? Biz burada 2500 TL'den başlıyoruz. Satışa çıktık. Aslında bu rakam Kurtköy için düşük bir rakam. Bölgede 3000 TL'den 3800 TL'ye kadar rakamlar oynuyor. Bizim bu kadar uygun bir rakamdan çıkmamızın sebebi arsanın bizim oluşu. Bu bizim için de, yatırımcılarımız için de büyük bir avantaj. Biz buradaki kârı direkt yatırımcılara yansıtıyoruz. 2500 TL'den çıktık ve %40-%50'lik bir kısmı bu rakamlardan devam edeceğiz. Yatırımcıya kazandırmaya devam edeceğiz. Buradaki konut tiplerimiz 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. 46 tane 1 artı 1'imiz var. 52 tane 2 artı 1'imiz var. 34 tane de 3 artı 1'imiz var. Metrekareleri 1 artı 1'in 65 metrekare, 68 metrekare değişiyor. 2 artı 1'in 90 metrekare ile 130 metrekare arasında değişkenlik gösteriyor. 3 artı 1'in de 148 metre ile 163 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlarımız da 189 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar değişen rakamlarımız var. Benim proje hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Varsa sorularınız, yanıtlamak isteriz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Merhabalar, İnçer Tügeler. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Ben ödeme koşulları hakkında bilgi istiyorum. Finansman özel ya da daha sonra ödeme koşulları için. Şimdi bir lansmana özel çok uzun süreli tutmayı planlamıyoruz. Talep fena değil. Lansman öncesi de talep fena değildi. Senetli satışlarımız devam ediyor. Bunun dışında kredili ve peşin satışlarımız. Tabii istediği kadar, yine %75'ine kadar kredi kullanabiliyorlar. Onlar devam ediyor. Lansmanda zaten fiyatlar uygun olduğu için faiz düşürme vesaire gibi şeyleri, sonraki kampanyaları son alaya bırakıyoruz genelde. Senetli satış kaç ay olacak? 36 aya kadar senetli satışımız var bazı daire tiplerinde. %0 mı? Sıfır. Sıfır tabii. %30'unu peşin alıyoruz, %70'ini senetlendiriyoruz.
Buyurun. Evet. Evet, o benim üstüme yapıştı aslında biraz. En sonunda değiştireceğiz onu yani, Kurtköy'ü. Ya ben orada aslında Kurtköy'ün algısına değinmek istemiştim. Yani Kurtköy'ün üzerine biraz daha gitmek lazım. Biraz daha planı yapmak lazım anlamında söylemiştim. Ki nitekim sadece biz Avlu Kurtköy'ü anlatmadık, farkındaysanız Kurtköy'ü de anlattık. Bu çalışmalara başlamış olduk. Tabii ismini değiştirmek mümkün değil yani böyle bir şey yapmak, ama ben bu tarafta Anadolu yakasında oturuyorum. Bana karşı taraftaki yerler, işte Beylikdüzü, o taraflar çok uzakmış gibi geliyor. Şimdi karşı tarafta olan insanlar için de Kurtköy tarafı öyle. Aslında ona değinmek istedim ama öyle bir söylemişim ki o benim üstüme yapıştı. Yok, değişmeyecek tabii yani. Başka sorusu olan? Yani şimdi anlaşma aşamasında olduğumuz var. Söylesem mi, söylemesem mi? Söyleyeceğim. Daha tam el sıkışmadığımız için fiyatı yükselecek. Fiyatı yükselecek. Ama yani genelde bizim elim, yani bizim Kurtköy'de bilmediğimiz, talip olmadığımız, sahibiyle görüşmediğimiz veya işte talepte bulunmadığımız arazi henüz yok. Yaklaşık da şu anda 12 tane var. 12-13 tane saydık geçen gün. Kurtköy'de metrekaresi nereye gelir? Örneğiniz var mı? Şimdi Kurtköy'ü biraz daha konuşalım. Kurtköy bölgesinde, ben slaytta da anlattım ama esas nokta o. Yani Kurtköy'de hava mania da geldi şu anda. 2 sene önce geldi. İmarlar iyice düştü. İmar kapasitesi iyice düştü. Neredeyse böyle ev yapmak imkansız. Yani mesela 15 bin metrekare, az önce bir ufak bir istatistik geçti fark etmeden. Kurtköy'de 15 bin metrekare üzerinde 198 konut yapmışız. Maltepe'yi anlattım. 5 bin metrekare olan arazi, olmayan arazi üzerinde, 5 bin metrekare yakın arazi üzerinde 108 konut yapmışız. Yani 3'te 1 arazide aynı konutu yapmışız. Kurtköy'de yoğunluk çok düşük. Taşınan çok. Havalimanı büyüyor sürekli. Sürekli uçuş sayıları artıyor. İşte pilotları, işte havalimanı çalışanları, Pegasus genel merkezini taşıdığı, Sefa Bey de aradı söyledi, Netaş taşıdı, bir sürü firma taşıdı. Kurtköy bu talebe yetişmiyor. Şu anda zaten siz de fark etmişsinizdir. Aydınlı, Orhanlı, Sancaktepe, Sultanbeyli. Buralarda Kurtköy'ün içinde inşaat yer bulamayanlar buralarda inşaat yapıp Kurtköy'ün talebini toplamaya çalışıyorlar. O yüzden Kurtköy'ün nereye gideceği belli değil. Yani misal yine Göktürk'e benzetiyorum. Göktürk'te de şu anda imar yok. Biliyorsunuz her yer 2B. Orada da fiyatlar yükseldikçe yükseliyor. Çünkü orası da 3. Havalimanı'nın en yakınındaki yerleşim bölgesi olmak üzere şu anda. Arayın yer, orada da bulamazsınız. Fiyat nereye gidecek yine belli değil. Hala yükseliyor yani. Hala yükseliyor. Ya ticarinin konut tanıtımında görüyorsunuz da ticarinin tanıtıma ihtiyacı olmuyor zaten. Ticari çünkü zaten alıcısı belli. O firmalarla alakalı işte talepler yollanıyor. Bizim kendi ticari esas birikim anlayışımız ticari. Yani biz bir kazancımızı, işte W Bahçeli'nin kazancı örneğin Ataşehir'de bir ticaride. Kurtköy'ün kazançları, Kurtköy'de işte başka bir ticariye yatmak üzere şu anda. Onunla ilgili uğraşıyoruz. Ticarinin çok tanıtım ihtiyacı olmuyor yani. Orada mesela 2013'te 1000 bile değildi bize kurar konu sayısı. Yani yükseklikliydi benim işlerimiz yani, yoksa... Hiç eleştirimiz yok, böyle olsun. Aslında daha güzel. Evet. Yani arsa bulmakta zorlanıyoruz sadece. Evet. Arsa fiyatları mı yükseliyor? Fiyatları yükseliyor derken... Yani şu anda Kartal'dan daha zor şartlarda alıyoruz arsaları. Tabii. Yatırımcı o yüzden yükseliyor. Çünkü çok fazla eskisi kadar yoğun bir yatırım yok. Yani biz talepten memnunuz. Bakınca arsa varmış gibi görünüyor da. Evet. Arsa varmış yok, gibi görünüyor ama yok. Ya bakalım mesela şimdi gidelim bu sene çıkan projelerin dairelerini tek tek toplayalım. Üst üste koyalım. Çok bir şey çıkmayacaktır. Yani. Yeni 2014'te de teslim edecek. Toplasanız yine 750'dir. Daha bile düştü. Yani burada konut sayısının azlığı... Tabii arz kısılıyor. Yani yaptığımız burada arz edenlerin malı kıymetli olmuş oluyor. Talep fazla. İşte benimle nasıl bir çözüm bulabilir? Ben onu merak ediyorum. Bulmasın çözüm. İyidir böyle az yoğun. Anladım. Yani şikayet bir şey mi algıladım da? Yok, yok hayır. Şikayet enine enine genişleyebiliriz yani. Evet. Enine genişleyebiliriz. Sorun yok. Evet. Oturumcuya ama
Değişti tabii o. Yani ilk başta Kurtköy'ün %80, %20 yani %80 yatırımcıya, %20 oturan kesime biz daire satıyorduk. Şu anda hemen hemen neredeyse tam tersi oldu değil mi? %30'a %70, %70 oturan, %30 yatırımcı haline geldi. Sizce ne kadar daha sonra ihtiyacı var Evet. Bu anlamda baktığınızda ne kadar daha umut kaldı? Sadece mesela Teknopark'tan bahsettik. Teknopark'ın tamamıyla bittiğinde Teknopark aşağı yukarı 30 bin beyaz yakalı bekliyoruz. 30 bin. Bu çok ciddi bir rakam. Bir de diğer firmaların, kurumsal firmaların da genel merkezlerini taşıdığını da düşünürseniz ki Garanti Bankası mesela şu an kaba inşaatını bitirmek üzere. Bunların hepsini topladığınızda çok ciddi bir konuta ihtiyaç var. Yani bu insanlar nerede oturacaklar? Artık insanlar konforun peşinde. Trafik çekmek istemiyorlar. İşte biz karşı taraftan buraya gelirken 2 saatte geldik. O yüzden iş yerlerine yakın yerler istiyorlar. Bu kadar çalışan da bir yerlere oturacaktır ama konut yok Kurtköy tarafında. Çok ihtiyaç var. Son bir yılda ne oldu? İhtiyacı var mı diyorsunuz? En aşağı vardır. En aşağı. Ama bir konut. Tabii yani her sene aşağı yukarı bu kadar konut üretiliyor. Bir de şu anda daha Teknopark'ın PR'ı yapılmıyor devlet tarafından. Ona da başlanacaktır. Devlet efendim. Orta vadede planlamanız ne? Yani anlıyorum orada bir farklı sıkıntınız olmaya başlamış. Siz oranın bir yerine görüşüyorsunuz. Kısa vadede tamam birkaç yıl daha bunu yaparsanız. Ortaklığı yani bir 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl sonra nerede, ne şekilde görebilirsiniz? Aydınlık ve Orhan'ı da sorumlu. Yani benim de aklımdan o geçiyor da oralar da gerçekten planlı değil. Yani çok planlı, çok böyle nezih değil. Belki oraların, oralarda çok büyük kendi ortamını, işte kendi içinde sakinliğini oluşturabilecek bir proje olabilir. Yine küçük bir kapalı devre bir proje ve böyle girişlerine çıkışlarına yakın. Çünkü oraların içleri de yine çok istediğimiz havada değil. Yani girişlerine çıkışlarına yakın, kendi ortamı olan bir proje, daha büyük bir proje olabilir yani. Evet, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Kurtköy bitince aynı hava bir yerde yok. Siz genel rakamınızı hep küçük çalışıyorsunuz işte. 100-200 civarında çalışıyorsunuz. Burada yine orta vadede biraz daha rakamlar yükseliyor mu? 300-500 rakamlar hedefliyor. Aslında onlar da butik sayılır yani. 300 dairede yine butik sayılır ama tabii gözümüz şeyde değil. Hani biz 2000 daire yapalım, 5000 daire yapalım, 3000 daire yapalım da değil. Şöyle 200 daireden 10 proje yapalım. 2000 daireyi bu şekilde gerçekleştirelim ama çıkıp da 2000 konutluk yer yapmayalım diye düşünüyoruz. Geçen sene hatırlarsanız bir sütü tipi evleri yeni düzenleme getirdiği zaman sizinle konuşmuştuk. Evet. Köyde bayağı bir arz fazlalığı vardı ve bir sıkıntıydı bu. sizde zaten şu anda bu projede yok. Yok. Nedir şu anda köyde? Pendik'te arz fazlası var. Yani yine yakın bölgelerde. Yakın bölgelerde işte uçuş kabin görevlilerine veririm veya işte orada anlık yaşayan mühendislere veririm düşüncesiyle biraz nispeten uzak bölgelerde veya Aydın'da o civarda bir 1+1 yoğunluğu oldu çeşitli firmaların. Bir 500 tane fazlamız vardı. Onlar bile doldu aslında. Yani bizim hedef kitlemiz bile değil oralar. Son bir yıl içinde ne değişti ama bu Kurtköy'le ilgili bahsettiğiniz? 2013'te. Evet. Evet. Var, talep yok gibi. 2013 şöyle söyleyeyim. Türk Hava Yolları teknik var şeye giderken. Atatürk Havalimanı'na giderken sağda görürsünüz THY teknik. Şimdi mesela onu artık görmüyorsunuzdur tahminen. Oranın tamamının yarısı Habam'a taşındı. 2013 Kasım ayında ilk uçak bakımlarını yaptılar. Boeing Aero Habam'a taşındı. Yani söylediğim verilerde uluslararası bakım. Tabii uluslararası bakım merkezi. Bunlar Avrupa'nın bütün uçaklarını bakmayı hedefliyorlar. Yine söylemiştim, Orta Doğu Balkanların en büyük hangarları şu anda Sabiha Gökçen'de. Yani uçağınız olsa Atatürk'e indirmezsiniz baktırmaya. Mutlaka Sabiha Gökçen'e indirirsiniz. Tüm müşterilerimiz bu bölgelerden geliyor işte veya üst düzey yöneticileri. Bu bahsettiğim 1+1'leri işte biraz daha işte biz AB'ye satıyorsak AB C1 aldı bu 1+1'leri biraz daha Kurtköy'ün dışında olanları. Talep böyle doldu. Bu sadece Habon. Bir de bunun yanında bir de şey de doldu. Teknopark da doldu. Güzel.
Tabii. Son bir yıldır daralırken o zaman Kurtköy'de tam tersi. Tabii mesela en son bir istatistik yayınlandı. Birinci el satışıyla Raid'in yayınladı gene işte birinci el satışlarıyla ikinci el satışlar arasındaki fark diye yani müteahhit firma satıyor müşteri satıyor diye Pendik'te bu fark %1 çıktı. Diğer bütün her yerde %25'lere, %24'lere, %15'lere kadar dayanıyor işte. Mesela müteahhit 100 liraya satıyorsa alan kişi kar etmiş 75 liraya satmaya razı gelmiş aralarda. Mesela Pendik'te talebin yüksekliğinden ikinci el ile birinci el arasında fiyat farkı bile yok. 2 ay oldu haber yayınlanadı da. Ben hemen Facebook'tan paylaşmıştım. Evet. Tüm yatırımları tamamlayacak proje metro diyor. Tabii. Zaten biliyorsunuz metro geldiği gibi fiyatların üstüne %20, %30 direkt olumlu bir şekilde artış oluyor. Burada aşağı yukarı 3 seneyi 4 seneyi bulacaktır. Tam böyle net emin değilim. Sene olarak şu senede bitecek diyemiyorum ama gelmesi tabii çok faydalı olacak. Fiyatların üstüne hızlı bir artış getirecektir. Yine... İşte ticari yerlerimiz var Ataşehir'de. Onların bu ara bir projelerini çizmeye başladık. O kadar. Ticari biraz daha dönemini bekliyoruz. Yani o finans merkezinin kalan, Halk Bankası'nın kalan binasının tamamlanması, finans parkın çeşitli binalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Ticari projemiz mi? Evet. Ruhsat'ı Sarkar, inşaatı Sarkar. Belki projesini daha bu sene tamamlayabiliriz. Talep ne bilmiyoruz çünkü. Yani bize finans kuruluşları mı talep gösterecek, yoksa bunların taşındığı evlere biz işte okul, hastane gibi daha çok sivil kuruluşlar mı, hani başka kuruluşlar mı yapacağız? Ona göre bir ticari tasarlamamız gerekiyor. Otel mi yapacağız? Teşekkürler. Evet. Sorum şu, bu sivil toplum örgütleri var içerisinde, biraz hani sizin şeyin içine çıkalım, projenin içine çıkalım. İşte inler, yöder, sizler genç yatırımcı dersiniz, genç işçi dersiniz. Tabi orada biraz daha yaşıyorum, yüksek oluyor. Bir kısmı çok iyi anlaşabiliyoruz. Sektörü çok da karşı sağlıklı düşünmüyorum. Şahsen yaptıkları çalışmalar, belki biraz böyle yapıyor da Aziz Bey'in bu asansör bağlayasından sonra herhalde biraz daha geleceğim. Siz oralarda yönetimle yarın düşünceniz var mı yani mesela Bavre'den ya da var mısınız? Onun için de para kazanmak lazım. Para kazanacaksın ama ilerisi için bence sadece her şey var. Sizin böyle genç insanların orada ihtiyacınız var. Bizi geçimi bırakıyoruz için açıkçası. Siz de bu işlerle geçim olsunuz. Böyle bir şeyiniz var mı mesela? Aslında Emre Bey bu konuda şey yapıyor, arkadan ittiriyor. Yapalım, içinde bulunalım edelim diye ama... Görüşünüz ne? Yani ben mi yanlış düşünüyorum? Yok, doğru düşünüyorsunuz aslında. Şu anda yok böyle bir şey. Hani biz bir oluşumun içinde değiliz. Düşünüyoruz ama. Faydalı tabii ki bir şekilde iletişimde olmak. Hem herkesin ihtiyacını anlayabilmek, bizim kendimizi anlatabilmek işin o tarafında çok önemli. Benim şu an yok yani. Senin son zamanlarda varsa bilmiyorum ama... Yani şimdi varlık yok meselesi değil tabii bu. Yani bakış açısı ile ilgili söylüyorum. Yani var olmanıza ya yok olmanıza da ki her şey iletişimle var. Yani bence Turgut Bey, Türkiye'deki bütün dernekler ben paraya ve siyasete çok önem vermem. Yani daha doğrusu insanların siyasi görüşleriyle alakalı işte yargılamayı sevmem. Paradan da çok hoşlanmam, para konusundan da hoşlanmam. Ama Türkiye'deki bu derneklerin, işte çoğu vakıfların benim istemediğim para ve siyaset yönleri bulunuyor. Bundan dolayı çok faydalı olacağımı düşünmüyorum. Yani iş odaklı orada bir noktaya gelebileceğimizi veya sesimizi duyurabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Guyoder çok güzel çalışmalar yapıyordu. Ben istatistiklerini her ay mutlaka okurum. Ne çıkarırsa mutlaka okurum. Yani
devlet olsa öyle araştırma, TÜİK öyle araştırma yapamıyor onlar gibi. Ama dediğiniz gibi Aziz Bey bir sorunlar yaşadı inşaatıyla alakalı. İnşallah performansı devam eder. İnder son zamanlarda bu işçi sağlığıyla, işçi kazalarıyla alakalı güzel çalışmalar yaptı. Orada görüyoruz. Dergileri de çok iyi gidiyor İnder'in. Onlar şu anda iyiler. Belki yani onlar para veya siyasetler için bu işi yapıyorlar demiyorum. Onlar belki bu düzene alışmış olabilir ama biz yeni nesil biraz daha genç, biraz daha farklıyız. O dediğiniz konuya da değinmek istiyorum. Yani bu özellikle internetten sonra yani insan iletişimi yoğunlaştıktan, ikili iletişimler arttıktan sonra insanlar ve bu yönetim yapıları tamamen değişti. Ve eski yöneticiler evet bundan tamamen uzaklar. Zaten şu andaki kadro da genç. Eski haberciler de biraz bundan kopup bu yeni iletişim şekline, yeni ve yoğun iletişim şekline girmiş bulunuyor. Biz eskiden babam diyor yani ben günde 10 görüşme yapıp günü bitiriyordum diyor. İşte bir 6'sı telefon, 4'ü yüz yüze. Biz bugün geçen gün bir hesap yaptık. 200 iletişim yapıyoruz günde kişi başı. Mail, işte artık mesajlaşma bilmem ne, bana fotoğrafını çek yolla, gitmiyoruz. Tabii WhatsApp'tan fotoğrafını çek yolla, videosunu çek yolla. Maket geldi mi maketçi bize fotoğraf çekiyor yolluyor bilmem ne. Buna tabii bahsettiğiniz eski yöneticiler buna alışık değil. Yeni gelecekler de tahminen biraz daha bunlara alışık, biraz daha iletişimi yeni çağa yakalamış kişiler olacağını düşünüyorum. KDV burada %8. Fiyatlara dahil. Rakamlar da onu gösteriyor. Evet. Arsa yok, konuda talep var diyorsunuz. Evet. Bu arsa da sizin. Bu kadar evet. Avantajlı bir konumdayken neden %25 uygun fiyata çıkıyorsunuz? Sebebi neydi senin %25? Sefa Bey söylesin, o slide'da da anlatmıştı. zaten işte aslında cevabını kendiniz de verdiniz. Arsanın bizim oluşu. Bir de bizim her lansmanda söylüyoruz bir olayımız var. Mutlaka yatırımcılarımızın bizden daire alan, projelerden daire alan %30'unu, %50'sine mutlaka kazandırıyoruz. Belki bizden daha çok kar ediyorlar. Ama biz bunları ortaklarımız olarak görüyoruz bir yerde. Arkalarında kesinlikle güvenlerini hissediyoruz. Bir projeye çıktığımız zaman şöyle düşünüyorum. Gerçekten çoğu firmadan çok daha iyi satış yapıyoruz oran olarak. Yani tam daire sayımız az olabilir ama oran olarak çok ciddi satış yapıyoruz. Bunu da buna bağlıyoruz. Aynı zamanda bir şey daha sordunuz sonrasında. Niçin %25 uyguna veriyorsunuz dediniz. Bir de sizin lehinizde bir olay varken. Evet. Sadece bu muydu? Bir tane daha sormadınız mı? Bir şey daha sormadınız mı? Yok bir tane. Yani bundan dolayı tabii uyguna. Hayır. Zaten bir önceki projelerde de aynı politikayı izledik. Burada arsanın ekstradan bizim oluşu tabii daha da uyguna çıkmamıza vesile oldu. Fiyatlarımız diğer projelere göre daha avantajlı. %25 daha avantajlı şu an. Aşağı yukarı %40 %50 satılana kadar. Dönem olarak değil de ilk %40 %50'sini bu şekilde vereceğiz. Tabii yaptık. Ne kadar mı satın? Kaç kuruş? Aşağı yukarı yüzde kaçı? 20-25 arası. %25. Tam hesaplamamız gerekiyor. %25. Yani sözleşmesi yapılan, kaparası hariç, sözleşmesi yapılan, ayırtılanlar hariç, reel satış %25. Bunlar bizi yakından takip eden sıcak datalarımız aslında. Hani lansman öncesi bizden daire alanlar. Önceki projelerinizdeki performansla piyasalarında yani zorlanıyor musunuz giderek? Yani süreçin getirdiği, konu sektöründe satışlarda son bir şekilde geçerli olabiliyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Lansman öncesi şu kadar daire satarız dedim. Yani şahsen ben kendi düşüncem. Satarız dedim ve tam o kadar daire satıldı. Yani çok da beklentinin dışında bir şey olmadı. Ya bizim... Yani sektörde bir problem var mı? Merak ediyorum aslında. Biraz paranın kıymeti azaldı. Yani şimdi daireler pahalı gibi gözüküyor ama paranın bir kıymeti kalmadı. Vatandaş tam olarak bunun farkına varamadı. Bundan dolayı işte bazen fiyatlar pahalı gelebiliyor. Sektör bundan, kişiler bundan şikayetçi. Ama alan alıyor tabii. Veya fiyata uygun olan, biraz daha gerçekçi fiyatı olan, rekabetçi fiyatı olan alabiliyor. Açıkçası bizim o %25 indirimin bir kısmı da tabii rakiplerimizi
hem fiyat baskısı yapmak hem de bizim satışlarımızı onlardan daha hızlı başarılı bir şekilde yapmak. Bir de sonra proje sonunda havasını atmak için o kadar ucuza veriyoruz. Öyle kazandırdık, böyle kazandık diye. Yani minimumunda senede %33-%40 kazandırmamız lazım ki müşteriye, o müşteri o projeden daha az. Bir tane içecek markasında çalışan müşterimiz var. 4 daire aldı. Avlu projesinden de 4. dairesini aldı. Bir hafta sonra dedi ki bir param daha geldi, 5. dairesini aldı. Yani bunu ne harcarsam harcayayım ben böyle bir satış grafiği, böyle bir return satış yakalayamam. Bu buna çok yardımcı oluyor, lansman satışları. W Bahçede %100 var. Mesela 190 bin liraya verdiğimiz 2+1 şu anda 380 bin lira bahçeli 2+1. Ona baz aldık. Genelde de ortalamada da W Bahçede %70-80'i geçmedi. Azaltmadı, evet. Benim kişisel merak ettiğim bir soru var bu konuyla. Ha, buyurun. Şöyle karıştı. Siz az önce mesela 2 meşhur kadar başlayan fiyatlarla dediniz. Yani 189 bin, 64 metrekare, 4 bin, 29 bin, 28 bin, 3+1'lerde 3+1. Yani her daire, hepsi bütün daireler 2500 TL değil. Yani ortalamadan yani 3000 lira. Yok değil. 3+1 tabii tek mutfak. İşte daha metrekare bazında birim üretim maliyeti de düşük. O sebepten biraz daha. Zaten 1+1 genelde yanıltır o tip şeyle ortalamalarda. Evet. 1+1'ler yanıltır. Peki yabancı satıcıları en büyük AVM'miz Orta Doğulu komşularımızla dolu. Öyle söyleyeyim. Yani İstinye Park gibi şu anda halini biliyorsunuz. Tamamen Orta Doğulu turistlerimiz burada veya işte burada yaşamayı tercih eden Orta Doğulu kişiler burada. Şu anda da aynı şekilde en büyük AVM'miz Viaport AVM aynı şekilde. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın olduğu için çok tercih ediliyor. Buranın havasına bayılıyorlar. Biraz da serin Kurtköy. O yüzden sosyal tesislerimiz de 4 mevsim kullanılabilsin diye kapalı yaptık. Havuz sezonumuz 2 ay. İki tarafımız orman olduğu için bizim. Solda Aydos Ormanı, yukarıda işte Kurtköy Ormanı. Bu sebepten oldukça tercih ediyorlar. Araplar. Evet. Efendim? 5. saatte yabancı var. Yok. Ama ya oraya pazarlanması söz konusu yabancıya, yetkinciye de veya o doğrultmak isteyenlere satış sonuçta hepimiz vardır. Yani sen bizim projelerimiz butik proje olduğu için bu yabancıya satışlarda da fazla indirim beklendiği için aslında bize çok fazla uymuyor. Yani 2000 dairelik bir proje olur, 3000 dairelik bir proje olur. Belli bir kısmı bir indirimle sunulabilir. Ama bizim böyle bir şeye hem ihtiyacımız da olmuyor esasında. Hem de çok da indirim yapılmadığı için yabancının dikkatini de çekmiyor. Algıda çünkü onlarda şöyle bir şey var. Bize bu indirimleri, bu projeler yapıyor. Biz geldik mi buradan da böyle almamız lazım. Bir şey var. O yüzden bize çok fazla uymuyor. Ama tabii Kurtköy'de bizden yabancı hiç mi almadı? Aldı. Ama biz özellikle yabancıya satış yapalım diye bir çalışma yapmadık. Var, %10 vardır mesela Ruf'ta falan. Var. Evet, Özbekistanlı, Dubai'li bir mimar beyefendi vardı. İşte onun arkadaş grubuyla falan aldılar. %10'u yakaladık. Yani mesela şimdi bu yabancıya satışın başka sıkıntıları da olabiliyor. Biz neticede butik proje yaptığımız için biz mutlaka yaşam, bir yaşam, insanların yaşamını da dizayn ediyoruz. Şimdi bakın avlu bir proje. Neredeyse hep iç içe olacağız yani. Burada o yüzden 1+1 sayısı biraz düşük tuttuk mesela. Burada bizim belli bir profil oturtmamız lazım. Yani işte dönemsel gelecek, fazla oturmayacak, bir boşluk olacak. Böyle bir şey istemiyoruz. Biraz daha yoğun oturacak, aile tipi veya sakin, elit bir site olsun istiyoruz. Bu sadece duygusal bir yönü de yok yani. Bu şekilde dairelerin kıymeti de çok fazla artıyor. Ticari olarak da çok doğru oluyor bizim için. Bu arada bu ticari birimleri anlatırken Emre Bey'in atladığı bir şey var. Hani onu özellikle söyleyelim. Biz burada ticari birimlerde satış yapmıyoruz. Firma bünyesinde tutuyoruz. Bu 1300 metrekareyi de yine firma bünyesinde kendimiz kiralayacağız ve gelecek markaları da kendimiz seçeceğiz. Bittiğinde başlar. Projenin bitmesine yakın başlar muhtemelen. Yani görüşüyoruz tabii. Hani bazı firmalarla görüşüyoruz ama özellikle oturup bir sözleşme imzalamadık. Ben kaçırdım galiba. O avluda ne var? Havuz mu var?
Evet, yani tam biz aslında biz tanık olmadık görselini. Size gelecek olanlar da olur. Havuz, işte peyzaj, peyzaj var. Böyle bir kayan su, şelale gibi bir aktivite var. Onu tam adını hatırlamıyorum. Tenteler vesaire. Açık yok, açık yok. Yok, kapalı spor alanı var. Kapalı havuz. Aha, W bahçe projemiz de var. Ondan sonra çok roof'ta da var. 200 konutun altına çok tercih etmiyoruz kapalı havuz. İyi bakılması lazım yani. O çocuk orada orta kulak iltihabı olur. Müteahhit firma sorumlu olur yani. Biz öyle riskli veya işte problem yaratabilecek tesisleri istemiyoruz projelerde. Buyurun. Evet. Satış hızı efendim? Satış hızı bizi fazlasıyla tatmin edecek şekildeydi. Aşağı yukarı bir seneyi tamamladığımızda %80, evet. Değil mi? Yani evet. en kötü %80'ini satmış oluyoruz. Birinci senenin sonunda. Bir de kaldık, şöyle bir şey de var. Hani bize şu an desinler ki 6 ay içinde bütün daireler satılsın mı, belki istemeyiz. Çünkü bizim işimiz başladığımızda 2 sene süren bir iş ve enflasyondan çok etkilendiğimiz bir iş. Demir fiyatları artıyor, beton fiyatları artıyor. İşte doğalgaz zam geliyor, seramik fiyatları artıyor. Doğal olarak ciromuz değişmeyecek, fakat öbür tarafta maliyetimiz değişecek. Hani onu da dengelemek için biraz da temkinli gidiyoruz açıkçası. Ama bir senede aşağı yukarı %80'ine geliyoruz. Şunu merak ediyorum. Bir sorun olmadığını hesaplarsak, inşaat şartları da ortada. Bir inşaat mesela 100 tanelik bir projeyi bitirebilmenin minimum süresi nedir? Minimum süresi. Yani temelde hap yatırım başladınız. Anahtar kaçın kaç ay sonra? Çok hızlı hareket ettiğiniz için. 8 ayda bitiririz. 8 ayda biter. 12. Yani bir en kötü bir sene biter. En kötü bir sene. Çok ciddi bir planlamayla. Çok ciddi. Mesela biz oteli yaparken 6 ayda bitirdik. 6,5 ayda bitirdik. Ama çok ciddi bir planlamayla ve normalde bizim inşaatlarımızdaki çalışan sayısı aşağı yukarı 30 bin metrekarelik. Öbür tarafta küçük bir inşaatta hemen hemen onun kadar insan çalıştırdık. Yani kısa sürede bitmesi için. Bu ekiple alakalı. Plan ve program. Evet, programlamayla. Demir fiyatlarında ve maliyetlerde bir artış diyorsunuz da, o artışlardan korunabilmek için çok daha hızlı hareket etmeye inşaatınız. Yani şöyle olur, akşam vardiyası yapmak lazım. Maliyeti, işçilik maliyetini bir buçuk katına çıkarıyor. Yine döküm tercihlerinde ve çalışma tercihlerinde çoklu çalışmak lazım. Bu da yine maliyetleri arttıracak unsurlar içeriyor kendi içinde. O sebepten biz optimum yayılma süresinde yapıyoruz. Artık öyle maliyetleri fixlemek için bizim ancak vadeli opsiyonla kum, çimento, demiri, senetler almak lazım, uğraşmak lazım tabii biraz. Ayrı bir finansman işi yani, uzmanlık konusu. Çok kolay değil yani. Bu maliyetleri arttırmadan da en fazla 15 ay içinde aslında bir proje bitirilebilir. Tabii. Genel gideri düşürür nihayetinde. Mesela roof projemizde 2 bloğa birden başlarsak 1,5 milyon lira ekstra yol yapmamız gerekiyordu arkaya. Mesela birinci bloğu bitirdik. Şimdi o 1,5 milyonluk bir maliyet farkı değecek değil. Onun yerine 4 ay bekledik, daha iyi. Birinci bloğu bitirdik. İlk oradaki kamyonları çıkardık. İkinci bloğu döktük. Bir daha kamyon sokmadık mesela. O tip şeyler olabilir inşaatta. Bomboş değilsiniz neticede. Sağınız solunuz proje. Sağımız parktı. Solumuz bir projeydi. Tabii. Öyle unsurlar var. Başka soru varsa alalım, yoksa yavaş yavaş bitirelim diyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi geldiniz. Evet, iyi dinlediniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık.